Biraz önce bir canlı yayın açtık. Açtıktan kastım eşim açtı. Oradaki şahıs açtırmış. Oradaki şahısın amacı bütün herkese, bütün tüm Türkiye'ye sesini duyurabilmekmiş. Sağlık durumu şu anda iyi. Oradaki arkadaşlarının da sağlık durumu çok şükür iyi. Adamın istekleri varmış. Adamların isteklerini yerine getirilmesi bekleniyor. Şu anda tek söylemek istediğimiz şey yani bu olayı daha çok yaygın hale getirebilmemiz. Peki ne tür isteklerde bulunuyor? Yayında duyduğunuz neler vardı? Özel araç istiyormuş beyefendi. Beyefendiye özel araç tahsis edilmesini istiyormuş. Ben tahsis ederim kendisine. Buyursun gelsin. Ben dört gözle beklerim kendisine. Ayrıyetten kapıları açın diyormuş. Ne kapısıysa açın gitsin beyefendi. Yani artık hani bu işin cıvkı çıktı. Bakın burada kaç yüz kişi bekliyoruz. Doğum günüydü bugün. Hatta pastasını da ben gittim kendim şahsen aldım pastasını. Bir doğum günü vardı. Hatta bu doğum günü kutlandıktan sonra kutlanırken bir canlı yayın çekti. Canlı yayın çektirmesine izin verdi. Canlı yayından sonra da kendisi kendi şahsi özel Instagram'ından paylaşım yaptı. İşte doğum günü bazen de ölümle alakalı bir şeyler yani absürt saçma sapan şeyler paylaştı. Durum bu şekilde. Dediğim gibi tekrar söylemek istiyorum. Elimizden geldiğince bunu yayalım. Nerede ne kadar yetkili varsa da göreve davet ediyoruz. Yardımlarını bekliyoruz herkesin. O zaman bir haber aldık. Öyle geldik. O zaten beri bekliyoruz. Eşiniz hangi birimde çalışıyor? Finans departmanında. Üretimde mi? Yönetimde. Finans departmanında çalışıyor. Evet. Yani yönetim derken çok %100 bir yönetici değil tabii. Hı hı. Yani finans departmanında çalışıyordu. Peki bir bilgi aldınız mı içeriden? Ya ilk İzmit'ten gelmeden aradım, açtı. İyiyiz, rehin alındık dedi. Kapattı. O kadar. Başka bir şey demedi. Evet, o kadar söyledi. Sonra geldiğimizde de WhatsApp'tan mesaj attı. İyiyiz. Bize bir şey yapmıyor. Yaklaşan birkaç kişi oldu. Bir iki kere ateş etti dedi sağa sola. O kadar, başka bir şey yok. Yani. Kurtuldu mu? Oh be. Bugün saat 14.30 sularında daha önce de bu işletmede çalışmış bir şahsın silahla birlikte içeri girme teşebbüsüyle birlikte özel güvenlik engelleyememiş, içeri girmiş ve 7 çalışanı rehin almıştır. Eylemci şahsın hedefi İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu katliamları durması ve Mısır'daki sınır kapısının açılması talebi olmuştur. Olayın öğrenilmesinden itibaren valimizin koordinasyonunda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın da talimatlarıyla hassas bir müzakere süreci yürütülmüştür. Özellikle böylesi olaylarda rehinelerin can güvenliğinin sağlanması, onlara zarar gelmemesi için titiz bir çalışma yürüttük. Bu nedenle de basın açıklaması tarzından özellikle uzak durduk. Hedefimiz öncelikle kardeşlerimizi sağ ve salimen oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız olabilecek tüm bağlantılarını da değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdik. Ve daha sonra da rehinelerin hiçbirisine zarar gelmeksizin küçük bir operasyonla da etkisiz hale getirdik. Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimiz her birinin sağlık durumu iyi. Bizatihi olay esnasında içerideydim. Rehinelerin hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan ve güveninden yanayız. Bu tür davranışları sergileyen herkesin karşısında önce biliyorsun hukuk işler. Güvenlik birimlerimiz üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmiştir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Valim, operasyonla biraz ele detay geçirdi şahıs. Evet arkadaşlar, evet. Dışarı çıktı, ihtiyaç gidermek için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmaları yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha arkadaşlarımla değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinlere herhangi bir zarar gelmeyeceğine emin olduğumuz anda gerekeni yaptık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sayın Valim, eski çalışan olduğunu söylüyor. Değerli arkadaşlarım, iki silahı vardı. Üzerinde de düzenekler mevcuttu. Dolayısıyla bizler bu konularda çok hassas davranıyoruz. Her ihtimali değerlendiririz. Elbette olmadığını düşünüyorduk ama
Biz böyle durumlarda her ihtimali hassasiyetle güvenlik bilimleri değerlendirir ve son kararı veririz. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi, tahkikatı, detaylarını ayrıca çalışacaklar. Şu an için sizlere ifade etmek hususlar bunlar. Çok teşekkür ederim. Sayın Valim, içeride ateş etmiş, içeride ateş ettiği söyleniyor. Arkadaşlar, bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi. İçeri nasıl girdi? Arkadaşlar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendi yaşıyor mu yoksa? Arkadaşlar herhangi bir bağlantı şu anda tespit edilemedi. Yani herhangi bir örgüt ve diğer bir bağlantı tespitimiz yok. Kendi eski çalışanı olduğu. Eski çalışanı olduğu doğrudur. Eski çalışanı olduğu doğrudur. Dolayısıyla firmayı da bilen birisidir. Gerekeni yaptık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Yaralı değil mi Sayın Vali? Hayır arkadaşlar. Teşekkür ederim.